İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilikya Bağımsızlık Bildirgesi'nin 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan'ın Bayburt Kalesi'nde tarih eserler ortaya çıkarıldı. Artsakh Cumhuriyeti'nde en büyük ekonomik proje başladı. Devlet Başkanı ayrıntıları açıkladı. Gerici teröristler İdlib'deki Suriye ordusu mevzilerine saldırdı. Ardavas Peleşyan'ın Nature adlı filminin dünya premieri ve kişisel sergisi Paris'te gerçekleşecek. Dünyada 2100 yılına kadar küresel çapta seller tahmin ediliyor. Bugün 4 Ağustos 2020'de Batı Ermenistan'ın Yerevan Bürosu'nda Kilikya Bağımsızlık Bildirgesi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir konferans düzenlendi. Ermencesi Tagavarak olan koronavirüsün ortaya çıkarttığı acil durum nedeniyle etkinlik önceden planlanmış şekliyle değil, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yerevan ofisinde gerçekleşen etkinliğe Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyeleri, hükümet ve ulusal meclis üyeleri katıldı. Çevrim içi etkinliğe Fransa'dan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Parlamento Başkan Vekili Leonorda Basmacıyan, parlamento ve hükümet üyeleri ile birçok Batı Ermenistan vatandaşı katıldı. Etkinlikte 4 Ağustos 1920'de kabul edilen Kilikya'nın bağımsızlık bildirgesi okundu ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Devlet Başkanı Abrahamyan, deklarasyonun kabulünden önceki ve sonraki durumunu yanı sıra mevcut jeopolitik reformülasyon ve Orta Doğu'nun geleceği bağlamında deklarasyonun mevcut önemini detaylandırdı. Katılımcılar, Kilikya ve komşu bölgelerdeki mevcut siyasi ve sosyal durum hakkında görüş alışverişinde bulundular. Giderilen büyük çalışmalar önemsendi. Bazı tarihçiler hariç olmak üzere Kilikya'nın bağımsızlık ilanının 100. yıl dönümünün gerekli bir şekilde devlet ve halkın dikkatini çekmediği ayrıca belirtilmelidir. 4 Ağustos 1920'deki Kilikya bağımsızlık bildirgesinin bugün 4 dilde okunduğunu ekleyelim. Aşağıda size bir ayrıntı sunuyoruz. Kilikya'daki 275 bin Hristiyan kardeşlik duygularıyla, ortak menfaatleriyle ve Türklere karşı iğrenme duygusuyla Fransa'ya olan yakınlıkları öne sürerek, lanetli bir geçmişin katliamlarla, zorunlu göçlerle, yağmalarla, kin, nefret, her türlü rezalet ve felaketlerle dolu korkunç anıları tekrar ve tekrar hatırlama ihtiyacı duymadan, sürdürdükleri çabalardan ve fedakarlıktan dolayı gurur duyuyorlar. Bu çaba ve fedakarlıklar ezilen halklar için bağımsızlığa kavuşmanın fidyesidir. Hem savaşın hem de ateşin uzun ve acılarla dolu sürecinde bu korkunç ve pahalıya mal olan fidyeyi ödemek zorunda olduklarını hatırlamalıdırlar. Kilikya'nın Hristiyan toplulukları hem Amerika'nın önünde iki imtihanlarıyla hem de Fransa hükümetine başvurduklarında fikirlerini ve kararlarını değiştirmeden Türk hakimiyetine dönüşü seçeneğini ısrarla reddettiler. Batı Ermenistan'ın en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi'nde 3 yıl önce başlatılan restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Kazılarda çok sayıda tarihi eser ve kalıntıya ulaşıldı. Bayburt Kalesi, Karadeniz ile Erzurum-Karin arasında tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir kavşak noktasında yer almaktadır ve Bayburt'taki birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. En büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan kalede iki sarnıç yapı ile 11. yüzyıla tarihlenen kilisenin plan özelliklerinin yanı sıra çok sayıda keramik eser, ok ucu ve pipo bulundu. Sarnıçlar ve kilise ile bir konut gün yüzüne çıkarıldı. Surları 30 metreye kadar yükselen oldukça korunaklı bir kaledir. Kalenin Ermenilerin atası olan Urartular tarafından M.Ö. 800 yıllarda yapıldığı düşünülmektedir. Artsakh Pres muhabirinin açıklamasına göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Artsakh'ta en büyük ekonomik projenin başlatıldığını dile getirdi. Devlet Başkanı Harutyunyan'ın sözlerine göre daha önceki plan Sarsang suyunu Açapınya kanalına aktarmaktı. Proje zaten başlatıldı.
Devlet Başkanı, su kaynaklarının Berdaşen'e bağlı bölgelerde yer alan arazi kullanıcıları tarafından ulaşılabilir olacağını belirtti. Genel olarak program Mardagert, Askeran ve Martuni bölgelerinde sadece kanalın altındaki değil, üst kısmında bulunan en az 30 bin hektar düzenli sulanan araziye de sahip olmayı öngörmektedir. Arayik Harutyunyan eklemede bulunarak, Sarsang suyunun transferi Haçem Barajı'nın her zaman tam olarak doldurulmasına olanak sağlayacaktır. Proje 1 yıl 6 ay gibi rekor bir sürede gerçekleşecek. Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki boru üreten şirketlerle görüşmeler devam ediyor, dedi. Rusya Federasyonu'nun savaşan tarafları uzlaştırma merkezi yöneticisi Tuamiral Alexander Şçerbinski'nin açıklamasına göre Cabhat an-Nusra'ya bağlı gerici teröristler Şafak'ta Hamrat köyündeki Suriye ordusu mevzilerini yarmaya çalıştı. Şçerbinski yaptığı açıklamada gerici teröristlerin tüm saldırıları Suriye ordusu tarafından geri püskürtüldü. Teröristler ağır insani ve maddi kayıplar yaşadı. Bu arada Suriye Silahlı Kuvvetleri'nde de kayıplar var, dedi. Fransa'nın Fondation Cartier adlı vakfından yapılan açıklamada dünyaca ünlü yönetmen Ardavas Peleşyan'ın yeni filmi Nature'nin dünya premierinin Ekim ayında Paris'te gerçekleşeceği belirtildi. Filmin premierini Ardavas Peleşyan'ın 24 Ekim 2020'de başlayacak ve 7 Mart 2021'e kadar sürecek olan kişisel sergisi takip edecek. Planet Today'den yapılan açıklamada insanlık atmosfere sera gazı emisyonlarını azaltmaz ve gezegeni daha fazla tehdit eden küresel ısınmayı kontrol etmezse bu yüzyılın sonunda dünya kalıcı felakete neden olan sellerin etkisi altında kalacak. Bilim insanlarının uyardığı sorun küresel sel ile karşılaşılabilir düzeydedir. Bugün deniz seviyesinden 10 metrenin altındaki bölgelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor. Küçük taşkınlıklar bile bu bölgelere ciddi zararlar verecektir ve gelecekte küresel ısınmanın bir sonucu olarak küresel okyanus seviyeleri yükseldikçe sorun giderek daha somut hale gelecektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armenak Şah Muratyan'ın seslendirdiği Kilikya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.